Hocam Merdan Yenerdağ denilen kişi Abdülhamit Han Hazretleri için despot diyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Abdülhamit despotizmini, emperyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan. Bismillahirrahmanirrahim. Şuursuz, fütursuz ve bilgisiz bir yaklaşım bu. Buna başka denilecek bir şey yok. O kendi sevdiği yöneticilerle bizim atalarımızı karıştırıyor. Anlaşılan bu. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri İslam'ın 113. halifesidir. Türkiye'den kaç kilometre fazla topraklara hükmetmiş bir padişahtır. Hilafetini de hilafete bağlı dünya ülkeleri kabul etmiş. Bu konuda hiçbir tereddüt yaşamamışlardır. Böyle harika bir yönetim sistemi sahibi Osmanlı'nın en zayıf düştüğü zamanlarda, hatta hasta adam denildiği zamanlarda 33 sene bu devleti yönetmiş. Dış güçler değil, içteki işte bu şuursuz tipi insanlar vesilesiyle birbirini kırmamak düşüncesiyle tahtından aşağı inmiş bir kutlu padişahımızdır. Ulu Hakan'dır. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri. Şimdi bu o kadar sığ, o kadar çiğ bir konuşma ki, yani sen birisi hakkında konuşacaksan ondan daha büyük akla sahip olman lazım. Ondan daha büyük hizmet ehli olman lazım. Ondan daha büyük fikirler üretmen lazım. Hizmetler yapman lazım. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Senin düşüncende olan insanlar, Yanardağ, senin düşüncende olan insanlar genel olarak bakıyoruz bu devletin, yani Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri'ni yönettiği toprakların kaç kat daha küçüğü olan Türkiye Devleti'nin başına sadece ve sadece darbelerle gelmişsiniz. Darbelerin sonrasındaki yönetimlerle seçilmişsiniz yani. Seçilen bir yönetici, onun cenahında bakıyoruz kim? Ecevit. O da koalisyon sistemiyle başa gelmiş bir yönetici ve devleti yönetemeyi bırakmış bir yönetici. Siz ve sizin gibiler bu nankör yaklaşımlarınızla ulu hakanların hayatlarını takip etmediniz, okumadınız. Ne oldu? Nasıl bir rezil duruma düşürdü Allah sizi Celle Celaluhu? Amerika'yı 93'ten 2001'e kadar yöneten Bill Clinton, Amerika'ki Türkiye'nin kaç katı büyük bir devlet, nüfusa da sahip bir devlet. Bill Clinton ne diyor? Biz üniversite yıllarımızda Abdülhamid Han'ın hayatını, yönetim sistemini okuyarak büyüdük. Onun gibi Amerika'da üniversitelerde yetişmiş insanlar bizim ecdadımızın ne kadar büyük olduğunu bildiler. Anladılar, hayatını okudular. Türkiye'den kaç kat fazla büyük olan Amerika'yı yönettiler 93'ten 2001'e kadar. Siz ulu hakanların kıymetini bilmediniz. Sadece hakaret etmeyi bildiniz. Ne oldu? Ne oldu? Ulu hakanların kıymetini bilen o yöneticilerin önünde el pençe durdunuz. Para istemek için, para istemek için, dilenmek için el pençe durdunuz. Onlar bir hakan gibi oturdular koltuklarına. Siz bir yaver gibi, bir uşak gibi önünde el pençe beklediniz. Ve kalkıp utanmadan hala bak o Ulu Hakan'ın hayatıyla büyüyenlerin nereye geldiğini gördüğünüz halde hala hakaret ediyorsunuz. Bu akılla bir arpa miktarı ilerleyemezsiniz. Yönetime gelemezsiniz siz. Gelemezsiniz. Batacaksınız. Batmaya mahkumsunuz. Çünkü akıl üstünlüğünüz yok. Bildiğiniz sadece o pis dilinizi pis şekilde kullanmak. Çirkefe batırmak, kötü laflar etmek. Ya sen Abdülhamid Han'ı ağzına alabilecek adam mısın? Abdest alman lazım, abdest almayı da bilmiyorsun ki alasın yani. O Ulu Hakan'ın yaptığı hizmetleri anlayacak idrakın yok, şuurun yok. Biraz onu anlamaya çalışsanız zaten hizmet ehli olacaksınız, insanlara faydanız dokunacak. Ama yapamadığınız için sadece hakarete, sen muhatap alınmayı ehil bile değilsin. Ama senin lafını duyan insanlar senin ne kadar akıl derecenin, idrakının, şuurunun düşük olduğunu bilsinler, anlasınlar diye biz burada anlatıyoruz yani. Abdülhamid Han Hazretleri Ulu Hakan'dır, 113. halifemizdir. 113. İslam'ın halifesidir, 34. padişahımızdır. Ve bu Osmanlı Devleti'ni ki Türkiye'den kaç kat fazla büyük olan bu devleti 33 sene
yönetmiştir ki bütün dünya üzerine çökmek istediği anda. Yani filmlerini seyrettiğiniz hani 300 Spartalı denilen devrin en büyük devletine imparatorluğu olan Fars. Yani İran İmparatorluğunu ne kadar uzun bir müddet dar bir geçitten geçirmeyen 300 Spartalı diye seyrediyorsunuz ya filmi hani. Devrin en büyük şaşalı devletini 300 tane asker, Spartalı asker bir dar boğazdan geçirmiyor. Bunu film yapıp onların ne büyük kahraman olduğunu anlatıyorsunuz ya. İşte o dar boğazda koskoca Yunan devleti Osmanlı'ya meydan okuyor Abdülhamid Han zamanındaki. Abdülhamid Han Hazretleri yine savaş etmek istemiyor yani. Sulh ile bunu halledelim dediği halde inat ediyorlar. Koskoca Yunan devleti o dar boğazda bekliyorlar. Osmanlı askeri, Osmanlı Ulu Hakan Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri zamanında teselli harbi. Ne oluyor biliyor musunuz? O İran devletini ne kadar uzun bir müddet o dar geçirden 300 tane asker geçirmiyor ya, İran devleti o kadar zorlanıyor. Osmanlı askerini koskoca Yunan devleti 24 saat tutamıyorlar. 24 saat sürmüyor, orayı geçip geçip götürüyorlar. Böyle bir Ulu Hakan'a sen oturduğun yerden seni bir televizyona çıkartmışlar diye, önüne kamera koymuşlar diye kendini bir şey zannedip ne hizmet bilirsin ne yönetim bilirsin, kalkıp sana dil vermişler, dilin konuşuyor diye, dilin konuşuyor diye fütursuz, ipe sapa gelmez laflar ediyorsun. Kendinin ne kadar şuursuz, idraksız olduğunu ortaya koyuyorsun. Ama en önemli nokta burası, unutmayın. Abdülhamid Han'ı hayatını okuyarak büyüyenler, üniversitede büyüyenler Amerika'yı yönettiler. Bizim Abdülhamid Han'a nankör olan idraksız ve şuursuzlar o yöneticilerin önünde el pençe uşak gibi durdular. Yalvara yakara onlardan para almak için uşak gibi önlerinde durdular ve seçimle gelmiş oldukları başkanlığı da beceremediler, bırakıp gittiler. Sizin cenahınızda onlar yani. Onun için yani böyle bir şey konuşuyorlar diye, kameranın önüne çıkmışlar diye böyle konuşanlar kendilerini bir şey zannetmesinler. İdraksızsınız, şuursuzsunuz, yetersizsiniz. Yetersizsiniz. Aklınız da, şuurunuz da yetersiz. Yani bizim dinimizden olmayan, bizim milletimizden olmayan yöneticiler ne diyorlar? Bakın, onlar kabul ediyorlar ya. Çünkü akıllı insanlar. Bizim bu Merdan Yanardağ gibi akıldan, şuurdan, idraktan yoksun değiller. Dünyada 100 akıl varsa diyor, 100 gram akıl varsa 90 gram Abdülhamid Han'dadır. Abdülhamid Han'dadır. Bu bak, kendini çok akıllı bilen, yönetim sistemini iyi bilen birisi bunu iddia ediyor. 5'i bende, 5'i de diğer yöneticilerde. Diğer yöneticilerden kendini üstün bilen birisi bunu söylüyor yani. Ya bizimkiler kalkıyor, despot. Senin tarihte sevdiğin yöneticilerle karıştırıyorsun. Evet, sizin tarzınız o, despotizm. Evet, despotsunuz. Ama Ulu Hakan, Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri size benzemez. Siz de ona benzeyemiyorsunuz zaten. Benzeseniz bu akıl, bu şuursuzluk hali sizde olmazdı.